Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bu sıkıntılı günlerde, bu imtihan günlerinde Rabbimize hamdolsun milletimiz seferberlik ilan etmiş durumda. Herkes elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Allahu Teala milletimize, devletimize zeval vermesin. Allahu Teala birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Es-sadakatu sirru tudfi'u gazaber Rabbi." Gizli olarak verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür diye bir ifadesi var. Dolayısıyla sadakalara devam edelim ama arada ayarı kaçırıp da çok fazla da reklam yapmayalım. Ancak teşvik edecek bir durumumuz söz konusu olursa bu zaman belki olabilir ama bunun haricinde mümkün mertebe gizli yapmaya gayret edelim. Bununla beraber manevi olarak da bizi besleyecek çok önemli zikirler var. Özellikle sıkıntı anında hem bizim hem depremden etkilenen kardeşlerimizin okumasını şiddetle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği önemli dört zikri inşallah şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, elimizden gelen maddi yardımı yapalım. Bununla beraber manevi güç ve kuvvet olması için bu dört zikri inşallah çokça yapmaya gayret edelim. Bunlardan birincisi değerli kardeşlerim istiğfardır. Yani Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Bu zikri çokça yapalım. En az 100 defa olsun, sonu için sınır yoktur. Biz burada Rabbimizden af dilemiş oluyoruz. Niyetimiz de ya Rabbi bütün memleketimizdeki bu sıkıntılardan dolayı, hatalarımızdan dolayı bütün Müslümanlar adına özür diliyorum diye niyetimizi yapıp inşallah bu zikri çokça yapalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men lezimel istiğfara cealallahu lehu min kulli dıyqin mahraca." Kim istiğfara yapışırsa, çok istiğfar ederse Allahu Teala her daraldığı yerden çıkış nasip eder diye Efendimiz Aleyhisselam ifade buyurmuştur. Estağfurullah zikrinin faziletleriyle alakalı bir video yayınlamıştım. Muhtemelen onu izlemişsinizdir. İzlemeyenler şu kartlar bölümünden izleyebilirler. İkincisi Yunus Peygamber'in balığın karnına düştüğü zaman yaptığı o önemli dua. Ne demişti Yunus Peygamber? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka hiçbir ilah yoktur. Sübhaneke. Seni noksan sıfatlardan tenzih ediyorum. Seni tesbih ediyorum. İnni kuntu minezzalimin. Ben zalimlerden oldum. Ben yanlış yapanlardan oldum dedi. Allah'a yalvardı. Balık ona hiç zarar vermedi. Allahu Teala balığın karnından onu çıkardı. Rabbimiz buyuruyor ki ve kezalike nuncil müminin, müminleri de böyle kurtaracağız. Zikirle, Allah'a suçlarını itiraf etmeleriyle. Bunu da günde en az 100 defa, en az 100 defa fazlaca yaparsak çok çok daha güzel olur. Üçüncüsü la havle ve la kuvvete illa billah. Bununla alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kelime 99 derde devadır. Onların en basiti, en kolayı da kederdir. Yani la havle ve la kuvvete illa billah zikri 99 derde sıkıntıya deva oluyormuş. Onların en azı da elhem yani sıkıntıdır, sıkıntıdan kurtuluştur. Evet, bunu da çokça söyleyelim. Peki manası nedir bunun? La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi güç, kuvvet ancak seninledir. Sen bir şey vermezsen biz hiçbir şey yapamayız. Ya Rabbi sen güç ve kuvvet vermezsen ibadet yapamayız. Günahtan kaçamayız. Ya Rabbi her şey seninledir itirafıdır. Bunu da en az 100 defa söyleyelim. Dördüncü zikrimizde hasbunallahu ve ni'mel vekil zikridir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İbrahim peygamberin ateşe atıldığı zaman okuduğu zikirdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de okuduğu zikirdir. Hasbunallah, Allah bize yeter ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir şeklinde bu zikri de en az 100 defa, 450 defa yaparsak çok güzel olur.
Alimlerimiz, hocalarımız bunu özellikle 450 defa sıkıntı zamanında söylemeyi bizlere tavsiye etmiştir. Bununla beraber namazlarımıza çok dikkat edelim değerli kardeşlerim. Namazlarımız, namaz olmadan Allah'ın yardımı gelmez. Yarın ahirete ilk hesaba çekileceğimiz amelimiz namazımızdır. Namaz olmadan biz hiçbir şeyiz değerli kardeşlerim. Namazlarımıza daha da sıkı bir şekilde dikkat edelim. Erkekler mutlaka camiye, cemaate gidelim. Hani diyoruz ya hocam camiler soğuk. O kardeşlerimiz neler çekiyorlar dışarıda? Ya nasıl Allah'a hesap vereceğiz biz? Allahu Teala Hazretleri dilimizi zikirle, zihnimizi fikirle, tefekkürle meşgul eylesin. Bu sıkıntıdan tez zamanda kurtulmayı Allah hepimize nasip eylesin. Tekrar edecek olursak en az 100 defa Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel gayyûme ve etûbü ileyh. İkinci zikrimiz lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine zâlimîn. Üçüncüsü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Dördüncüsü de hasbunallâhu ve ni'mel vekil. Böylece hem dilimizi zikre alıştırmış oluruz. Hem bize hem de o kardeşlerimize manevi güç olur. O kardeşlerimiz de eğer bizi dinliyorlarsa onlar da mutlaka bu zikirleri yapsınlar. Rabbim Celle Celaluhu bu sıkıntıyı tez zamanda def eylesin. Evini, barkını, ailesini kaybeden kardeşlerimize dayanma gücü versin. Yüksek mükafatlar nasip eylesin. Canla başla orada çalışan kardeşlerimize Rabbim o kadar büyük mükafatlar dünya ve ahiret nasip etsin ki onlar bile şaşırsınlar. Rabbim Celle Celaluhu ölenlere de şehadet mertebesi nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.